Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Sinan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, dürbünler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Özellikle FFP ve SFP dürbünler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere dürbünlerimizi satın alırken e, bakmamız gereken bazı şeyler var. Birincisi FFP veya SFP olup olmadığı. Bu arada FFP'nin açılımı söylemesi de zor geliyor ikisini ardarda. arda. arda first focal plane, eee açılımı da second focal plane. Yani birinci dereceden gözlemci görüntüsü e, first focal plane, second focal plane'de ikinci dereceden gözlemci görünümü şeklinde Türkçeleştirebiliriz bunu. E, şimdi bu dürbünler nedir? Bu dürbünler ne anlatmak istiyor? Atıcıya faydaları ne, avantajları ne, dezavantajları ne? Ee, özellikle bunu ben havalı tüfekler, havalı tüfek atıcıları üzerinden e, anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi şöyle e, arkadaşlar, e, arada da videonun içerisine bazı görseller ekleyip anlattıklarımı da görseller üzerinden desteklemeye çalışacağım. Öncelikle first focal plane yani FFP dürbünler hakkında biraz konuşalım. Şimdi e, iki dürbünü de SFP'yi de FFP'yi de aynı dürbün, aynı fokal aralıkta mesela işte 3, 18, 50 olarak düşünelim. İkisini de, iki dürbünü de. E, bu arada tıklama oranları işte 1 4 MOA olsun. E, tamamen simüler iki dürbün düşünelim. Bir, birisi SFP, birisi FFP. Şimdi FFP dürbün bir havalı tüfek atıcısına ne gibi e, avantajlar sağlar ne gibi dezavantajlar sağlar? FFP dürbünün e, artlarından bahsedelim. FFP dürbün siz zoom'u açtıkça yani fokal aralığı değiştirdikçe dürbünümüz 3.18'di. Yani 3 xten 18x'e kadar zoom'u değiştirdikçe içerisindeki mil dotlar e, mildot sistemi nasıl olursa olsun yani çizgili olsun noktalı olsun hiç fark etmez. Bu artikel e, siz zoom yaptıkça e, zoom miktarınızla birlikte fokal aranızın artmasıyla yani e, büyüyecektir. Zoomu düşürdüğünüz zaman da e, küçülecektir. Yani artikel e, 3x'te daha az görünürken 18 x'te daha kalın ve daha görünür bir şekilde olacaktır. 3 x'teki dotlar, mil dotun dotları veya çizgileri, 3 x'te daha az görünürken, 18 x'te çok daha fazla görünür olacaktır. Şimdi bunun bize artısı ne? Şöyle misal veriyorum. İşte tüfeğimiz 100 metreye sıfır. Atacağınız hedefte 100 metrenin Üzerinde 110 metre, 120 metre gibi bir mesafe olduğunu düşünelim. Bunu iyi tayin ettiğinizi varsayıyorum mesafeyi. Normalde kuleden klik vererek, e, yukarı doğru klik vererek daha uzak mesafeye atış yapabilirsiniz. Ama e, klik kullanmak istemiyorsunuz. Balistik programı da kullandığınızı varsayıyorum. Sterlok gibi, çeyirgan gibi. E, Mildotla da bu atışı yapabilirsiniz. Yani misal veriyorum ilk dottan... İşte 115 metre gibi bir mesafeyi alttaki ilk dottan atış yaparak vurabilirsiniz. Şimdi First Focal Plane'de e, siz zoom'u açtıkça e, retikülde ve buna bağlı olarak e, dotlarınız da büyüdüğü için hangi zoom'da atarsanız atın e, misal veriyorum işte ilk dottan atacaksınız e, 10x'de e i̇lk dottan atacaksınız 18 x'te vuruş noktanız kesinlikle ve kesinlikle değişmez. Zaten her iki dürbünde de bakın merkezden atış yapıyorsanız ve ee, kuleden klik vererek atış yapıyorsanız kesinlikle orta noktaları merkezleri iki dürbünde de kesinlikle değişmez. Hangi zunda atarsanız atın. Hiç fark etmez. Burada FFP dürbünde e, atış noktalarının e, değişmemesi atıcıya milidotları her zoom'da e, aktif bir şekilde kullanabilme rahatlığı ve esnekliği verir. Şimdi e, FFP dürbünün güzelliği burada bu. Fakat SFP dürbüne geçelim şimdi hemen. Hemen arasındaki farkı da burada size söyleyeceğim. E, SFP dürbün FFP'ye göre siz zoom açtıkça, yani fokal aralığı değiştirdikçe, 3x'ten 18x'e, artıklınız hiçbir şekilde değişmez. Yani hangi incelikte veya hangi kalınlıkta görüyorsanız, dotları aynı şekilde görmeye devam edersiniz. 3x'te de, 18x'te de. Şimdi, fakat e, değişen ne olur? Şimdi yine aynı senaryoyu düşünelim. 100 metreye atıyoruz. 100 metreye 18x de atıyoruz. Fakat işte ee, 120 metre atacağız yine. 120 metreye atacağız yine vertical olarak ee, kuleden hiçbir klik değeri girmiyoruz. Dotları kullanacağız. Mil dotlarla atış yapacağız. Şimdi şu şekilde eğer ki siz zoom'u 18'de bırakırsanız zoom'u hiç değiştirmezseniz yine bir alttaki dot'tan aynı yeri FFP dürbün gibi vurabilirsiniz. Fakat fakat eğer ki zumu değiştirirseniz yani fokal aralığınızı aşağıya doğru çekerseniz zoom'u düşürürseniz vuruş noktanız değişecektir. İşte bu bir dezavantaj gibi gözükse de bunu bir hava tüfek atıcısı olarak avantaja nasıl çeviririz Şimdi size bundan bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda da bu konu hakkında ufak bilgiler vermiştim CFFP dürbünün güzelliği şeklinde. Ee, eğer ki benim gibi ee, kuleden klik vererek atış yapıyorsanız, yani atacağınız her mesafeyi tayin ettikten sonra kuleden vereceğiniz klikle atışlarınızı yapıyorsanız, misal veriyorum, 100 metre atış yaptım, 120 metreye atış yapacağım, işte. Yukarı, dürbününüzün e, klik sayısına göre de değişir bu. Hani 1 bölü 4 mu 1 bölü 8 mua veya e, emrat mı yoksa mua cinsinden mi? Yani bunlarla da değişir kaç klik yapacağınız. E, tamamen farazi konuşuyorum. 100 metreye atış yaptınız. 150 metreye atış yapacaksınız. 150 metreye atış yapmak istediğiniz zaman e, alttaki dotlar yetmiyor. Senaryomuz bu. Alttaki dotlarınız, mil dotlarınız yetmiyor atış yapmaya. Ee, kuleden klik vermeniz gerekiyor. Şimdi kuleden vermiş olduğunuz kliğin de bittiğini düşünelim. 150 metrede. Daha ileriye atış yapmak istiyorsunuz fakat mildotlarınız da yetişmiyor. Kuleden, kuleyi de komple bitirdiniz. İşte burada SFP dürbünde zoom'u değiştirerek, zoom'u düşürerek Orta nokta kesinlikle değişmez. Bakın merkez değişmez. Ama SFP'nin dezavantajını avantaja çeviriyoruz. Çünkü SFP'de zoom'u düşürdükçe dotların yeri değişiyordu. Çünkü görüş alanımız genişliyordu. Reticle sabit olduğu için daha geniş bir alana bakıyoruz. Daha geniş bir alana baktığımız için de dotlarımızın yeri baktığımız alana göre değişiyor. Ve böylece böylece çok daha uzun mesafelere sadece zoom düşürerek atış yapabilecek duruma geliyoruz. Yani SFP dürbünün dezavantajını bir havalı tüfek atıcısı olarak avantaja çevirebiliriz. Çünkü bizim tüfeklerimiz bir ateşli silah gibi yüksek namlu çıkış hızlarına sahip değil. Yüksek enerjilere sahip değil. O yüzden merminin e, yolda kat ettiği e, süre içerisinde sürtünmeden dolayı e, kaybedeceği enerji ateşli silahtaki kadar e, düşük değil çok daha yüksek yani enerjisini çok daha fazla harcayacaktır e, harcıyor da zaten o yüzden bizim e, SFP dürbünle yapacağımız uzak mesafe atışlarını zoom düşürerek yapmamız bizim avantajımız oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu anlattıklarımı e, grafikler, çizimler ve fotoğraflar üzerinden de inceleyelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ilk e, fotoğrafımıza bakalım. Bakın üstte e, first focal plane, altta da second focal plane yani üstte FFP, altta da SFP dürbün var. Şimdi ne anlatmak istemiştik? First Focal Plane'den, FFP'den başlayalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi 3x ile 30x arasında bir geyik resimlenmiş. Ee, bakın 12x'te 12x'te eee 1 2 3 4. dot'ta ayağının ucunda. Görüyorsunuz değil mi? 12x'te eee 4. dot'ta ayak ucu gözüküyor. 18x zoom aldığımız zaman yine ayak ucu 24x de yine ayak ucunda bakın 30x de yine ayak ucunda. Yani siz zoom yaptığınız zaman yani fokal aralığınızı değiştirdiğiniz zaman vuruş noktanız FFP dürbünde hiçbir zaman değişmiyor. Yani siz zoom yaptıkça dürbününüzün fokal aralığını değiştirdikçe ee, mildottan vuruş noktanız hiçbir zaman değişmez. Ne merkezden? ne mil dot'tan. Hiçbir zaman vuruş noktası değişmez. Bakın 24x'te de, 18x'te de, 12x'te de, 3x'te de hep aynı yerde. Şimdi second focal plane yani CFP dürbüne bakalım. Bakın, kabaca kabaca e, 12x'te ...ayağının ucunu görüyoruz ikinci dot'la. 18x'te 3. dota gel gelmiş. 24x'te 4. dota gelmiş artık. 30x'te sona dayanmış. Yani ne oluyor? Siz SFP dürbünde fokal aralığı değiştirdiğiniz zaman e, vuruş yeriniz değişiyor. Merkezde aynı kalır. Fakat dotlarda bu yer değişir. Bu da neden? Çünkü reticle siz zoom yaptıkça veya zoom düşürdükçe e, değişmiyor arkadaşlar. Sabit kaldığı için Görüş aşınız genişliyor, retikül sabit ve vuruş noktası dotlarda, mil dotlarınızda değişiyor. Şimdi FFP dürbünde eğer ki av yapıyorsanız, işte bir ateşli silahınız varsa, biz bir domuz avı yapıyorsanız, ee, kuleden mesafeyi sürekli girmek size dezavantaj yaratabilir. Yani e, hayvanı gördünüz. Kaç metrede olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiniz. Tüfeğinizin sıfır olduğu mesafeyi de biliyorsunuz. E, bu atışı dotlarla yapıyor olmak, her zoomda yapıyor olmak bir de bu bir avantaj. Yani avcı için bir avantaj. Hayvanı gördünüz. Hayvanı yüksek zoomda gördünüz. Fakat hayvan hareket ediyor. Koşuyor veya yürüyor. Atış yapacağınız alan değişiyor sürekli. Ve bu değişken e, aralıkta sizin zoomu, düşürüyor olmanız gerekebilir mesela. Zumu düşürdüğünüzde vuruş noktanız SFP dürbünde değişir ama FFP dürbünde değişmez. Eğer dotlatıyorsanız FFP dürbün kesinlikle bir avcı için avantaj. Fakat biz havalı silahlarımızla e, av yapmadığımız için e, ve küçük hedeflere atış yaptığımız için özellikle e, bizim için SFP dürbün avantaja dönüşüyor. SFP dürbünün iki güzel avantajı daha var aslında. Bir tanesi reticle'ın e, FFP dürbüne göre daha ince olması. Yani aslında şöyle. Küçük zoom'la, küçük zoomla, yüksek zoom arasında bu artıkalın kalınlığı değişmediği için dot'ların kalınlıkları, büyüklükleri değişmediği için işte 2,5 santim, 3 santimlik bir hedefe atış yaptığımız zaman bu e, dot'ların hedefi kaplaması gibi bir sorun oluşuyor FFP'de. Ama SFP'de böyle bir şey yok. Reticle'ı ne kadar ince seçerseniz seçin, e, sizin için çok daha iyi olacaktır. Hedefi daha fazla, daha iyi görmeniz açısından. FFP dürbünde e, maalesef düşük zoomlarda e, bu reticle'ın ince olması, yani ince gözükmesi, küçük gözükmesi durumu söz konusu ama bu da yani 3x'lik, 5x'lik değerlerde hani evet reticle görüyorsunuz. Tamam orta noktayı da görüyorsunuz belki. Ee, ama bu e, dotları, mil dotları görme şansınız pek yok. Yani çok ama çok ufak gözüküyor. Bunun için zoom açmanız lazım. Zoom açtığınız zaman da bu reticle ve dotlar büyüyor. E, bu da bir havalı tüfek atıcısı için. Bakın özellikle bir havalı tüfek atıcısı için. 50 metrede bir atıyorum yani küçük bir bardağa vuracaksınız. Ya da e, 50 metreden... E, ufak bir soda şişesine atış yapacaksınız ya da 100 metreden e, tam boyda bir şişeye atış yapacaksınız. Misal veriyorum. 30 metreden bir kesme şekere atış yapacaksınız. Böyle bir durumda FFP dürbünde zoom açtığınız zaman e, maalesef o dotlar reticle kalınlaştığı ve büyüdüğü için hedefi kapatacaktır. Zaten orta noktadan atış yapıyorsanız yani buna hiç gerek yok. SFP dürbün reticle'ın e, düşük zoom'da ve yüksek zoom'da Aynı kalınlıkta olması sizin için çok daha büyük bir avantaj oluyor. Aynı zamanda FFP dürbünler... E, ...SFP dürbünlere göre daha popüler ve daha pahalılar. E, SFP dürbün daha ucuz FFP dürbünden. Yani bu da bir avantaj aslına bakarsanız. Şimdi SFP dürbünü satın alırken de... E, ...düşük zoomdan başlıyor olmasına dikkat edin. Mesela 8x ile 8.32... 56 ben almam mesela SFP. 8x'te başlayacak. Neden 8x'te başlasın ki? Olabildiğince düşük olsun mesela 3 olsun, 5 olsun ki ben o 3x'in 3x'in avantajını zumu düşürerek çok daha uzak mesafelere atış yapabileyim. Mesela Hudut filmle e, tamamen fabrikasyon çıkıştı 800 FPS civarında atıyor 24.3 grain'i. E, 3x zoom'da 50'ye 50 bir gong hedefe levhaya. Bakın 50 santime 50 santimlik bir gong hedefe. E, 350 metre civarında bir mesafeyle atış yapabiliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir balistik programı üzerinden Cheyran Elite Plus üzerinden size tüm bu anlattıklarımı doğrulamak istiyorum. Şimdi kapsama girelim. Bakın sıfırlama mesafesi en üstte 100 metre e, ee, tıklamalarım 0,25 yani 1 bölü 4 muha olduğunu gösteriyor. Ee, kapsamda bakın şurada bunu açtığım zaman FFP olur dürbün. Kapattığım zaman da SFP olur. Şimdi açıyorum ve ilk önce FFP senaryosuna bir bakalım. Kaydet diyelim. Ve e, tüfeğimiz, mesafemiz 100 metre reticle'ın içerisine giriyoruz. Bakın reticle'ın içerisine girdiğim zaman e, bana hiçbir zoom değeri vermiyor. Çünkü her zoomda e, dotlarda özellikle mil dotlarda aynı yeri vurduğu için her fokal aralıkta aynı yeri vurduğu için FFP dürbün ee, o yüzden hiçbir değişken zoom değişkeni bana vermiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman ee, 248 metre maksimum mesafe gösteriyor en alttan. Görüyorsunuz değil mi? 248 metre. Şimdi ben burada dota maksimum değeri olan 100 muaye ya giriş yapıyorum. Dürbünümün bütün e, üst limitini kullanmış oldum. Artık sadece mildot'tan atış yapabilirim. Bakın 100 mua yükselttim. Orta noktam 237 metre oldu. En alttan da 311 metre yatıyorum. Bakın her şey bitti FFV dürbün için. Daha ileriye hiçbir şekilde atamam. Zoom'u düşürsem de atamam. Şimdi aynı senaryoyu, aynı senaryoyu bir de SFP dürbün için. Bakalım ekipmana giriyoruz. Buradan bakın mavi olan kapatıyorum. Artık dürbünüm SFP oldu. Kaydet diyorum. Ve yine reticle'ın içerisine giriyorum. Bakın SFP olduğunu nereden anlıyorum? Bakın ben, bana bir zoom değeri verdi. Burada 3x'ten 18x'e kadar değişiyor. Şimdi ben yine 100 mualık Tam kuleye giriyorum. 100 malık bütün kulemi kullandım. Şimdi 100 malık bütün kulemi kullandıktan sonra, bakın yine 248 metreyi gördüm iki dürbünle çünkü aynıydı 3-18'di ve 100 malık dürbünlerdi. E, 18 x'te bakın 248 metreyi vuruyorum e, en alttan, en alttaki dot'tan. Şimdi bakın 248 metre fokus olmanızı istiyorum. Sadece zoom'u düşürüyorum arkadaşlar. Bakın 15x oldu. 14x oldu. 9, 8, 7,5x. 6,5x. Bakın 280 metre. Gördüğünüz gibi. Sadece zoom'u düşürerek 311 metreye atış yapmış oldum. FFP dürbün 248 metrede bitmişti. Ben 3x'e çekerek işte 50'ye 50 boyutunda bir gong hedefe 311 metreden e, en alttaki dottan atış yapabiliyorum SFF dürbünle. Bakın burada yalnız merkezler asla değişmiyor. Yani her iki dürbünde de merkezde aynı e, noktayı vurursunuz. Fakat zoom düşürdükçe FFP dürbünde hiçbir değişiklik olmaz. Yani yine 248 metreyi vurursunuz. Fakat SFP dürbünde zoom'u düşürdüğünüz zaman 311 metrelere rahatlıkla atış yapabilirsiniz. Eğer ki e, no limit ayaklar kullanıyorsanız 400 metreye kadar çıkabilecek bir e, uzaklık olur. Yani bütün kuleyi kullandıktan sonra 100 muallık bir dürbün tüm kulemi bitiriyorum. 5.6 santimlik e, yüksek dürbün ayaklarım var. Ve eee zoomu sadece zoomu düşürerek sadece zoomu düşürerek e, 350 metre gibi mesafede gong hedefe e, atış yapabiliyorum arkadaşlar. Bakın bunu FFP dürbünle yapmanız imkansız. FFP dürbün kulenizi bitirdiniz komple. E, atıyorum eee mil dotlarınızı da bitirdiniz aşağıdan işte fazla fazla 10 tane mil dotunuzun olduğunu düşünelim çizgi halinde tamam mı? Bu dotlara, bu mildotları bitirdiğiniz anda, kuleyi de bitirdikten sonra, mildotları da bitirdiğiniz anda atış mesafeniz biter arkadaşlar. Zumu değiştirseniz de FFP dürbünde zaten vuruş noktası değişmeyeceği için hep aynı noktayı vurursunuz. Ama CFP dürbünde e, zumu düşürdüğünüz anda atışınızı inanılmaz bir şekilde katlarsınız. Yani no limit ayak kullanmanıza bile gerek kalmaz. E, FFP dürbünde Zoom düşürerek atış yapıyorsanız Evet arkadaşlar bugün yine Hepimizi yakından ilgilendiren Sfp ve FFP dürbünler hakkında e, Bilgiler vermeye çalıştım Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna mutlaka basmayı ihmal etmeyin Motivasyonum açısından da kanalıma abone olursanız Çok sevinirim e, Yorumlarınızı Yorum bölümünde Çekinmeden sorabilirsiniz tüm yorumları okuyorum ve itinayla Cevap vermeye çalışıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keyifli ve emniyetli atışlar dilerim. Hoşçakalın.